Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. KLMN karesinin içine 4 tane eş A dikdörtgeni 4 tane de eş B karesi yerleştiriliyor. Evet ABC'de kare. Kare olduğundan dolayı şu kenarların birbirine eşit olması tabii ki önemli. Madem bu bir kare şunlara bir A A A yazalım. Eş kare olduğundan hocam burası da A A A. Şuraya da bir A A yazalım bakalım. Hocam şuraya bir B diyecek olursam uzun kenara A artı B yaptı. A artı B'yi yazalım. A iken burası da A. Hocam burada da kareden dolayı burası da A. Burası da A ne çıktı? 1, 2, 3, 4. 4 A neye eşittir? Şuraya eşittir. Yani A artı B artı A'ya eşittir. Böylelikle B'yi kaç buluruz arkadaşlar? 2 A olarak buluruz. O zaman B yerine 2 A yazacak olursak. Burası kaç A yaptı? 3 A yaptı. Çevre A. A'nın çevresi 3A artı A'dan 2 tane var yani 8A yaptı. Bölü çevre B. O da 4A yaptı. 8A bölü 4A'dan cevap böylelikle 2 çıktı. Yani birinci sorunun doğru cevap böylelikle A seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda ABC dedik biçimindeki sürgülü kapısı olan kedi taşıma çantası resmedilmiştir. Şöyle bir sürgülü kapısı da varmış. Kapı şekil 1'de 30 birim açıldığında. Evet şekil 1'de 30 birim açılmış. Şöyle kapalı kısmı kare oluyormuş. Arkadaşlar şu kapalı kısmı kare oluyormuş. Şunların eşitlerini şöyle bir gösterelim istersen. Sonra kapı şekil 2'de tam açıldığında kapatıldığında plastik teller esneyerek 24 adet eş kare oluştuğuna göre. He, önceden kare değildi. Bak bu esnemiş böyle. 24 adet eş kare oluyormuş burası. Hocam madem burası eş kare oluyor. Şunların her bir kenara a a a a a, a diyecek olursam. 1 2 3 4 5 6 a burası oldu. 1, 2, 3, 4A'da burası oldu. E hocam şu dikey uzunluk her iki şekilde de değişmiyor. Yani burası yine 4A, burası da 4A. Şimdi burası kaç A oldu arkadaşım? Şöyle bakacak olursak 6A'ya eşit oldu. E buradaki 4A burası da 6A olacak. Yani şuranın da normalde 6A. AB arası her iki şekilde de değişmediğine göre o zaman 6A neye eşit? 4A artı şurası da 30 ya. 4A artı 30'a eşit. Buradan 2A eşittir. 30'dan A'yı kaç buluruz? 15 buluruz. ABC'de dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. O zaman dikdörtgenin çevresini artık yazabiliriz. A'yı 15 bulduysak eğer 6 çarpı 15'ten burası 90. Burası da 4A. 4 çarpı 15'ten burası da 60. O zaman 90 artı 60'tan kaç tane var arkadaşlar? Çevrede 2 tane var. 90 burada 60 burada 90 burada 60 burada ondan dolayı o zaman cevabımız da böylelikle 300 olarak çıkar. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Valla 45 derece var. 45'in mantığını hemen kullanmamız lazım. Nasıl kullanırız? Hop çekeriz dikimizi. Diki çektikten sonra 90 derece 45 45 90 üçgeni oluştu burada. Hocam 10 kök ise bunlar 10 10 olur. E tamamı 14 olduğundan dolayı buraya da 4 kaldı. Hocam burası da 90 derece olduğundan dolayı dikten dik çizilmiş oldu. Öklit yani 10'un karesi eşittir. 4 çarpı 10 artı x'ten dolayı burası 100 bölü 4'ten 25 yaptı burası. 25 eşittir 10 artı x'ten x'te kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Yani 3. sorunun doğru cevabı böylelikle A seçeneği oldu. Geldik 4. soruya. D bir kare demiş. Bu da büyük de bir kare demiş. Peki. Arkadaşlar bu bir kare. Şimdi biz küçük karede şöyle köşegeni çizecek olursak bu köşegenden dolayı burası 45 45 değil midir? Evet büyük de köşegeni 45-45 olacağından dolayı büyüğün de devamı yine köşegen olmak zorunda. Bu köşeyle bu köşeyi birleştiren doğru. O zaman burası doğrusal oldu mu? Oldu. E hocam burası 8 verilmiş. Tamam 8'i de kullanacağız. 8 ise hocam burası da 8. 8, 8, 8 kök yapacak. 5 kök buradaysa o zaman buraya 3 kök kaldı. Hocam burada kaçı da 45 derece olduğundan 3 kök ise bunlar da 3, 3 yaptı. Boyalı alan ne yapar? 3'ün karesinden direkt 9 yapar arkadaşlar. Yani böylelikle dördüncü sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Açı verilmiş. 52 derece verilmiş. 52 ise burası kaç yapar? 38 yapar. Şimdi burası başka bir şey verilmiş mi? Şu şu eşit verilmiş. Bakın burası da 90 derece olduğundan dolayı 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit oldu mu? Oldu. E ne çıktı burada? İkisi kenar çıktı. Yani o zaman burası 38 ise buradaki açı da 38 derece olmak zorunda. O zaman buraya da 52 kaldı mı kaldı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada burada 38 38 burada açıyı yazabilirim ben. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı burası 76 yapar. E hocam ikiz kenarlıktan dolayı burası da 76 yaptı. Sonra 76 76 152 buraya kaç kaldı? 28 kaldı. Ve artık şurada açıya bakacak olursak hocam burada kaçı da 52 derecedir. Niye İster şuradan bak. 90 ya 38 90 ise buraya 52 derece kaldı diyebilirsin. Ya da şu kenarlı şu kenar eşit olduğunda 52 ise burası da 52'dir. 28 ile alfanın toplamı burada neye eşit? 52'ye eşit olduğundan alfayı da böylelikle 24 derece olarak buluruz. Yani 5. sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 6. soruya diyeceğim ama ÖSYM köşesinden bir soru sınavda çıkmış bir soru. Onu siz çözeceksiniz arkadaşlar ya da uygulamadan bakacaksınız. Ben burada telipten dolayı çözemiyorum geldik 7'ye Fatih ABC dedik dörtgeninde D noktasında sabitli bir pergel ile yay çizdiğinde şekildeki uzunluk ölçüleri oluşuyor. Evet, şu pergelle yay çizdiğimde bunlar oluşuyor. Arkadaşlar çemberdeki en etkili silahımız yarıçaptır. O zaman ben burada yarıçap çizecek olursam hop hocam bu yarıçap. Kırmızı renkle çizeyim hatta. Şurası çizdiğimiz zaman yarıçap. E hocam aynı şekilde bak bu da yarıçap. Görüyorsun. Yarıçaplar bizim için çok önemli. Hadi bakalım. Şimdi şunlara bakalım. Bu neydi? ABC'de dikdörtgeniydi. Şurası beşgen. Karşı tarafta beştir. Yani buraya ne kaldı? Dört birim kaldı. Sonra buraya A dersek. Hocam A artı 2 ise. Burası da artı 2 yaptı mı? Yaptı. E ne yapacağız? Dikdörtgen olduğundan burası da 90. E burası da 90. E bu da yarıçap, Bu da yarıçap. Yani şuradaki dik üçgende ve buradaki dik üçgende Pisagorlara bakacak olursak. Her ikisinde de R var. Bakın burada R kare neye eşittir o zaman? Hocam R kare birincisinde A kare artı 5'in karesine eşittir. Yani A kare artı 5'in karesi eşittir. Buradakinde R kare neye eşit? 1'in karesi artı A artı 2'nin karesi. Her ikisi de R kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. E o zaman burada işlemimizi yapalım. Hadi bakalım. A kare artı 25 buradan neye eşit oluyor? 1'in karesi 1 artı a artı 2'nin karesi a kare artı, 4A artı 4 a artı 4'e eşit oldu. A kareler gitti mi gitti. 4 a burada kalsın. 4 1 daha 5. 25'ten 5 çıkınca 20 yaptı. 4 a'ya eşit oldu. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 5 buluruz. Bizden ne isteniyor? A d uzunluğu isteniyor. A d uzunluğu da a artı 2 olduğundan dolayı a yerine 5 yazarsam cevap ne çıkar o zaman? 7 çıkar. Dolayısıyla 7. sorun doğru cevap böylelikle b seçeneği oldu. Geldik. 8. soruya. Arkadaşım ABCD kare demiş. Eyvallah. Bizden de alan BCF isteniyor. BCF üçgenin alanı. Arkadaşlar bir üçgenin alanı neydi? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı tabana ait yükseklik bölü giden çıkıyor muydu? Çıkıyordu. E hocam taralı alanda taban olarak bir tek burası verilmiş. O zaman biz burada bu tabana ait yükseklik çizeceğiz. Hadi çizelim bakalım. Bu tabana ait yükseklik şu değil midir? Geniş açılı olduğundan sadece dışarı düşüyor. Çünkü burası geniş açılı. Bak gördüğün üzere. E ben bu yüksekliği bulmaya yönelik hamle yapacağım. E ne yapalım burada? 90'lara mı düşüyor? Dal alfa betaya. Alfa, beta, alfa, beta diyecek olursak. Hocam şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. Hatta kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit ya. 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. E burada alfanın karşısı 6 ise burada da alfanın karşısı 6'dır. Bak taban belli. Yükseklik belli oldu mu artık? Oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alana eşittir. Yani 5 çarpı 6 bölü 2 Kaç çıkıyor o zaman? Böylelikle cevap 15 çıkıyor. Dolayısıyla 8. sorunun doğru cevap böylelikle E seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki kağıt B köşesinden AE boyunca D köşesinden de FC boyunca katlanarak. Ben bunu böyle katlamışım şunu da şöyle katlamışım. Eyvallah. Şu şekilde elde edilmiş. Şöyle şu şekilde elde edilmiş. E, F'de üst üste gelmiş. Evet BC boyunca katlanan B ve F'de üst üste gelmesi sağlanıyor. Bunlar da üst üste gelmiş. Arkadaşlar katlanmış halleri şöyle bir açalım isterseniz. Önceden katlanmadan önce şeklimiz bu şekilde değil miydi? Evet. Sonra bu şekildeydi. Bakın ne olmuş? Şu kenar buraya geldi. Bu kenar da şu kenar da buraya geldi. Burada B, ve F de üst üste geliyor diyor. Şimdi katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şununla şu eşit. E, sonuçta bu da buraya geliyor. O zaman burası da eşit. Burada ne çıktı arkadaşlar? Şurası 90 derece ya katlamadan dolayı burası da 90 oldu. E burası da 90 olduğundan dikdörtgen çıktı burada. Hatta şurası bir kare olmuş oldu. Çünkü burası da eşit olduğundan dolayı. Sonra aynı şekilde burası da bir kare çıkmış oldu. Sonra ne yapıyoruz? Buna göre diyor katlanmış kağıt D1 ve D2 boyunca kesilip tekrar açıldığında aşağıdaki görünümlerden hangisi elde edilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi D1 ve D2 boyunca kesilip tekrar açıldığında E ve F'de orta noktalarmış. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde kalan kağıt parçası hangisi? Şu değil mi? Kestim ve kestiğim parçaları da geri açacağım. Hani kesip üstteki ve alttakini atıyormuşsunuz gibi düşünün şimdi. Ben şimdi bunu böyle kestiğim zaman. Hocam şu açmayı yapalım. Şunu geriye doğru açtığın zaman. Yani bu doğruya göre simetriğini almayacağız mı? Hani şunu şöyle katladım ya. Bu doğruya göre simetriğini alacağız. Hadi bakalım bu doğruya göre simetriğini alalım mı? Hangi doğruya göre? Bu doğruya göre simetriğini alacağız. Bu doğruya göre simetriğini aldığınız zaman şöyle, şöyle mi yapıyor katlaması? Evet. Katlanmış hali açtığım zaman bu şekilde bir şey çıktı karşımıza. Hocam dolu kısım burası. E o dolu kısım yine burası mı olacak? Evet. O zaman dolu kısmı şöyle gösterelim. Aşağıdakinde de aynı şekilde bunu da böyle açacağım. Bunu da böyle açacak olursak yine bu doğruya göre simetriğini alacağız. Bakın şimdi yine bu doğruya göre simetriğini alacağız. Katlaması şu şekilde. O zaman katlaması bu şekilde. Şunun da şu şekilde mi oluyor arkadaşlar? Evet. Şöyle yaptık. Hatta bunun dolu olan kısmının burası mı dolu olacak? Aynen öyle. O zaman biz nasıl bir şekilde karşılaştık? Şöyle bir N. Ters N gibi bir şey arkadaşlar. O da A şıkkında mı var? Evet. A şıkkında direkt çıktı. İşte böyle kağıdı katlayıp kestikleri zaman bu şekilde arkadaşlar. En sondaki şekilde geriye doğru açılım yapın sadece. O açılımı da çok rahat bir şekilde zaten fark edersiniz. E bazen açılımda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Orada doğruya göre simetriği gibi düşünün. mesela şuradaki noktanın simetriği buraya geliyor. Buradaki nokta zaten burada kalıyor. Evet açılmış halde de şu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani şuradaki yamuğun şuna göre yansıması şurası yapıyor. Bunu kestireme, kestirebilmek için de noktaların simetriğini alarak da sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet böylelikle cevabı ne bulduk arkadaşlar? bu soruda da? Bu soruda da cevabımız A seçeneği olarak çıktı ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.